Merhabalar. Bugün de sizlerle lahmacun yapalım. Yarım kilo kıymaya kullanacağımız malzemeleri sayıyoruz. Şöyle bir orta boy soğanımız var. Temizledim, yıkadım. Bölüp rondomuzun içine atıyoruz. Şöyle 3 iri baş ya da 3 iri diş ya da yarım baş sarımsak diyebiliriz. Bunları da içine atıyoruz. Bunları doğratacağız önce. Sonra da şu biberleri, domatesleri temizleyeyim. Arkasından onları ekleyeceğiz. Yarım kilo kıymamıza 250 gram kapya biberimiz var. Bunları koyalım. Ben şöyle 3-4 tane de acı biber koyuyorum. Bu isteğe bağlı. Hiç koymaya da bilirsiniz yeşil biberi. Biz acı sevdiğimiz için acı biber koyuyorum. Bunları da bir tur bunları da doğratalım. 250 gram da domatesimiz var. Kabuklarını soydum, temizledim. Bunu da koyalım içine. Yarım demet maydanozumuz var. Bunu da koyalım. Şimdi de baharatları ekleyeceğim. Yarım yemek kaşığı biber salçası koyuyoruz. Domates var içinde diye onu koymuyoruz. Silme bir tatlı kaşığı toz biber. Bu acı tatlı karışık benim. Dilerseniz tatlı sadece tatlı toz biber ekleyebilirsiniz. Yine bir tatlı kaşığı isot. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kimyon. Silme bunlar. Çok tepeleme koymadım. Bir de yarım tatlı kaşığı karabiber var. Çok acı olmasın artık. Yeşil biber de acı. Bunları da bir tur doğratalım. Yarım kilo kıyma, 150 gram da kavram yağı deniyor. Bu lahmacunlara konan ondan var. Dilerseniz koymayabilirsiniz ama bununla çok lezzetli oluyor. Lahmacunlar. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bunu da ekleyelim. Bir de karışımımızı ekleyelim kıymamıza. Güzelce yoğuracağız bunu iyice özleşene kadar. Yoğurmak ve her tarafa her şeyin karıştığını bilmek önemli. Daha lezzetli lahmacunlar yapmak için. Ben güzelce yoğuruyorum şimdi bunu. Güzelce yoğurduk. Her tarafa eşit her şey dağıldı. Şimdi bunu bir kabımıza alıyoruz. Buzdolabında yarım saat dinlendireceğiz. Eti dinlendirirken biz de hamurunu hazırlayalım. Böyle 4 su bardağı unu eledim. Şöyle. Bunu da açmak için kullanacağım. Burada 4 su bardağı unumuz var. Üzerine birazcık tuz atalım. Şöyle de ortasını açalım. 2 su bardağı da suyumuz var. Yine normal bildiğiniz 200 mililitrelik. Bir su bardağını koyuyorum. İkinci su bardağını da önce bir yarısını aldım. Karıştıralım güzelce. Bu hamur birazcık yumuşak olacak. Çok sert bir hamur olmayacak. Açması da kolay olsun diye. Kalan suyumuzu da ekleyelim yavaş yavaş. Yumuşak bir hamur yapıp bunu da 15-20 dakika dinlendireceğiz. Hamurumuzu dinlendirdik. Aldık böyle elimize. Bakın yumuşacık. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu böyle birazcık yeniden yoğuruyoruz. Hamurumuzu önce böyle ikiye bölelim. Bunu da tekrar ikiye bölelim. Bunu da tekrar ikiye bölelim. Bunları da ikiye böldük mü?
Lahmacunlarımızın hamurları hazır oluyor. Bezelerimiz hazır oluyor böylece. Evet, bezemizi açıyoruz şimdi. Hamurumuzu böyle yağlı kağıt üzerinde açtım ki tavaya da koyması, sonra fırınlanması kolay olsun. Üzerine de böyle bir servis tabağımızı koyup hepsi bir eşit, düzgün olsun derseniz kesersiniz. Hepsi düzgün lahmacunlar elde edebilirsiniz. Şöyle etimizi koyuyoruz. Sonra kenarlardan başlayarak aşağı doğru etin yoğunluğunu azaltarak, yayarak iniyoruz. Tamamen böyle incelterek, çok da fazla yoğun kıyma koymayın, güzel olmaz. Böyle yapıyoruz ve tavamıza gidiyoruz. Evet, ocağımız kısık olacak. Çok kısık değil ama çok açık da olmayacak. Yavaş yavaş pişecek ki hem kıyma biraz pişsin hem de hamur güzelce çıtır çıtır kızarsın. Bakın böyle altı gayet güzel pişmiş. Şimdi bunun üzerini de birazcık fırında 2-3 dakika 180 derece ısıttığımız ya da 200 derece ısıttığımız fırında üstünü bir kızartıyoruz hızlıca. Evet, kağıdımızla ızgaranın üzerine koyuyoruz. 2-3 dakika sonra hazır. Evet, gayet güzel olmuş. Bunu da çıkarıyoruz. Evet, görüyorsunuz tabakla kestiğimiz için hepsi eşit. 10 tane bizim yoğurduğumuz hamurdan 10 tane lahmacun çıkıyor. Çıtır çıtır böyle. Siz de deneyin istiyorum. Çok güzel oldu. Hem temiz hem bildiğimiz gibi. Kendi evimizde yaptığımızın lezzeti çok farklı. Limon sıkıp afiyetle yiyebilirsiniz. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.